yakası, aşkımın tek hatırası, Avrupa yakası. Sağ olun, sağ olun. Bu işten iyi para kazanıyor mu bari? Mühendislikten mi? Oriental'den. Ya enişteciğim, gerçekten o gün Osman'ın doğum günüydü ve kendisi 40 yılda bir felekten bir gece çaldı arkadaşlarıyla. Yoksa her gün göbek attığı falan yok yani. Bence atsın. Dans disiplin işidir. Formdan düşer. Uf, enişte ya. Osman çok ciddi ve işini çok iyi yapan bir mühendis. Mimar Sinan olsa ne faydası var? Çökmüş yere gerdan kırıyor. Of ya enişte ya. Hamiyet sonra hocalık yapmaya başladı, biliyor musun? Evet canım. Mimar Sinan mı? Hayır. Osman? Nesrin Topkapı. Ben anladım. Oriental deyince aklıma geldi. Sayın kral ve kraliçe, ıhlamur, ada çayı, tarçın karışımınız. Getir bakalım canım. Getir. Yaprak, sen burada mısın? Evet, Gençlik Sanat Festivali'nde benim resmim de sergilenecek ya. Onun davetiyesini getirmeye gelmiştim. Sohbet koyulaştı filan işte. Pek sevdik biz Yaprağı. Çok şeker, çok. Yaprağın kaçınılmaz kaderi. Bütün büyükler, bütün anne babalar artık ne yapıyorsa, sırrı neyse yaprağa bayılır. Sizinkinin tarçınını istediğiniz gibi bol koydum Tevfik amcacığım. Rica ederim, sizin gibi yakışıklı bir beye servis yapmak benim için zevk. Ah, sırrını buldum. Yalakalık. Aslı. O değil de senin silahşör bir an önce gelsin tanışmaya. Bakalım sohbeti de dansı kadar kıvrak mı? Ay Osman'ı diyor Tevfik amca. Ay. Anladım Yaprak. Kaderin oyununa bak ya. Evet işte, ağlarını örüyor. Sacit'i de günahım kadar sevmem. Artık ben de, ama oldu bir kere. Senin Yaprak'la çıkmış olmandan daha kötü değil bence. Yaprak senin kuzenin değil, sorun o. Oh. Ay. Aslında şimdi yani... Aslında... Söyle. Önce sen söyle. Hayır, mesela yıllar yıllar önce Sacit'in annesi yani halan... Tevfik enişte yerine Ahmet enişteyle mesela evlenseydi, değil mi? Ahmet kim? Bilmiyorum, yani Tevfik enişteden daha iyidir Ahmet enişte. Ne bileyim, böyle şişman, hoşgörülü, kalender, böyle doğum gününde saat maat hediye eden bir enişte mesela. O zaman Hamiyet hala Tevfik enişteyle değil Ahmet enişteyle evlenseydi, Sacit değil mesela Sacide diye bir kızları olsaydı. Ha mesela, değil mi? O zaman aşkımızın önünde bir engel kalmazdı. Aşkımızın, değil mi? Bu resmen bir aşk değil mi? Hem de nasıl. Of ya, o salak Hamiyet Hala'nın aslan gibi Ahmet enişteyi kaçırması. Bence de ya. Ne güzel şişman, lokum gibi kalender, cömert adamı niye kaçırıyorsun ki? Hamiyet Hala yanlış bir tercih yaptı diye benim hayatım mahvoluyor burada ya. Ha bravo, o da var. Biz Sacit kıl kuyruğundan haberimiz olmadan aşık olmuşsak kader değil mi bu ya? Evet. Aşkım. Aşkım. Bir yerde lahmacun falan mı yesek acaba beraber? Ya. Evet ya. Ay. Vallahi öyle. Telefonları almamışız. Allah beni anlarsın. Bu şehirde sevdim. Senle unuttum bütün ezberlerimi. Pişman değilim ama göçtüm keder. Düşman değilim ama çöktüm erkenden. Bir daha bu yollar aynı hevesle. Bekliyor, kalır mıyım, ölür müyüm?
defterlerimi. Pişman değilim ama göçtüm kederden. Düşman değilim ama çöktüm erkenden. Bir... Volkan, bir dakika göz göze bakmaya ara versek, pastalarımızı yesek olur mu? Tamam. O zaman ben sayayım 1-2-3 diye. Ondan sonra aynı anda gözlerimizi kaçıralım, tamam mı? Tamam. Hadi 1-2-3. Tatlım, ne haber? Buluşacak mıyız? Bu şehirde bu. Volkan. Bu şehirde. Benim için bu ilişki heyecanını kaybetti. Ben çok çabuk sıkılan biriyim. Bugün çok düşündüm. Göçtüm keder. Bir daha görüşmek istemiyorum. Bu ilişki bitti. Yürüyorsun ya. Şaka mı bu? Neler söylüyorsun şarkı? Aynı hevesle yürürüm. Vallahi. Benim için buraya kadar. Uzadıkça sakız gibi olacak. Tekrara düşecek. Tadını da kesiyorum. Sen yoluna, ben yoluma. Kim bilir ne bekliyor. İçimden gelmiyor. Artık bir şey hissedemiyorum Volkan. Affet. Seni öpüyorum. Tuhaf buluyoruz bu kaçak halini. Seninle doldurdum yasak ihlalini. Volkan, ben Sacit'in sizin akrabanız olduğunu sonradan öğrendim. Öğrendiğim zaman da senden ayrıldım. O yüzden mi ayrıldın sen benden? Skandal olacak değil mi? Evet, ama kimsenin haberi olmayacak. Ah canım, ne incesin. Siz daha da incesiniz ve ne kadar hoşsunuz. Kilo mu verdiniz? Aa, öyle mi görünüyorum ayol? Yaprakcığım, resminin konusu ne? Yaptıklarımın hiçbirini beğenmedim. Bana ilham verecek şeyi arıyorum aslında daha. Ben sana ilham veremiyor muyum hayatım? Siz o kadar heyecan vericisiniz ki kafam pek çalışmıyor. Bu kız da işte hep böyle. İnsanın gönlünü okşar. Pek tatlıdır, pek. O kadar severim ki ben bu yaprağı. Bir çiçek adeta. Laf aramızda. Cem Aslı yerine keşke yapraklı olsaydı zamanında. Evet. Şimdi doğru ya doğru. İyi akşamlar. Aşkınızı ve muhabbetinizi bölmek istemem ama eniştem ve halam aşağıda yaprağı özlediler. Yoksa gitti mi, senle oturunca insana bir karamsarlık çöküyor dedi eniştem. Yok, ben davetiye getirmiştim. Geliyorum. Yo yo yo, benim için fark etmez. Yaşlı olmadığım için gözümde çok dehşet bir popülariten yok. Az kısa sekeri değil mi? 4 sekeri az kısa. Seni seya. Abi siz. Dur kız. Yoluyum. Oo, vay. Kimler gelmiş, kimler hoş geldiniz, hoş geldiniz buyurun. Onu bizim size söylememiz lazımdı ama. Canım. Burhan abi siz ne yapıyorsunuz? Yok oğlum, bir şey yaptığımız yok. Akşama kadar çay kahve kerkenip duruyoruz işte. İçeri gelin evladım buyurun. Buyurun. Gelin. Otur. Ne yapacaksın ev hali?
Anacığım birer çay içersiniz değil mi? Beyler de iki tavla atar. He bacanak. Tanrı verdi, ne olmuş buraya? Bir akşam eve geliyorsun, bir bakıyorsun ki o ev artık senin evin değil. Başkaları yerleşmiş, eşyalar değişmiş ve herkes her şeyi çok normal gibi davranıyor. Alacakaranlık kuşağı. Ya ne oluyor ya? Bir dakika bak Billy. Allah Allah. Sürekli bir laf çarpmalar, dudak büzmeler filan. Burhan abim Makbili yengenle evlenene kadar burada kalacak. Ne var ya bunda? Fatoş sen de öyle gözlerini belerte belerte etrafa bakma lütfen. Zaten sinirlerim zıplamış durumda şu anda. Tanrı verir de sana büyüklere saygıyı öğretmemişler. Kusura bakma evlat. Nasıl öğretmemişler ya? 3 haftadır burada kalıyorsun, sesimi çıkartmıyorum. Sen Fatoş'a dedin ya gözlerini belerte belerte bakıyorsun diye. Büyüklerin dediğim zaman ben onu kastettim. Ay! İki dakika dur Raza. Bu ipin alıcı. Gel Yılmaz. Bir, bu iki. Ay Burhan Bey, pişkinliğinize hayranım. Gördüğüm kadarıyla sıkış tıkış bütün eşyalarınızı buraya taşımışsınız değil mi? Tatlım, ben bazıları gibi göçebe kültüründen gelmiyorum. Ben bir yere gittiğim zaman 3 ayda olsa, 3 günde olsa gardırobum olsun, özel hatıralarım olsun, özel eşyalarım olsun, hepsi yanımda olur. Başka türlü kendisini evinde hissetmiyor. Doğru. Tetiz adam, ne yapacaksın? Ama gördüğüm kadarıyla bir tane bile kitap. He? Yani dantel örtülerden kiç tablolara kadar her şey var ama bir tane bile kitap yok. Ay mesela ben seyahate çıkarken iç çamaşırım, diş fırçam ve kitabım olmadan asla yaşayamam. Kitap? Ay yoksa sizin hiç kitabınız yok mu? Olur mu anacığım ya, evde 4 tane var. Anacığım Tuğna Kirimikir'in serisi var ya, onu diyorum. Hayır şeyde var. Bizim yemek kitaplarımız yok mu? Onlar da söyledim. Aa var tabii tabii tabii, o da evet. Var. Yani topu topu 4 kitabınız mı var? Ay. Ay inanamıyorum. Ay, eğitimli insanın bir kütüphanesinin olması lazım. Ay siz ne biçim üniversite mezunusunuz ya? Yüksek öğrenim mi? Laf etmek hiç kimseye düşmez. Ben bir defa sıradan bir İngiliz vatandaşı tipi olabilir miyim de. Kabul ediyorum. Bütçem Osman Koçarslan'dan daha zayıf olabilir, bunu da kabul ediyorum. Ama hiç kimse, ama hiç kimse benim eğitimim ve kültürümde Burhan Altın Topa eleştiride bulunamaz. O böyle bildi. Burhan Bey? Burhan Bey? Nereye gidiyor bu ya? Tevfik eniştemle kanka mı oldu? Her zamanki gibi. Ne yapıyorsa bir şey yapıyor. Bütün büyükler yaprağa bayılıyor. Hala mı yaprak ya? Hala mı büyüklere böyle abartılı sevgi gösterilir falan? Hatırlıyor musun? Annemle babama zorla yoga öğretmeye kalkmıştı. Büyükler beni sever çünkü ben kibar ve saygılı bir insanım. Yok ya, yalaka bir insansın. Yalakalık yapıyorsun büyüklere. Bal gibi biliyorsun da kendi yalakalık yaptığını. Konuşma. İltifatlar, şakşakçılıklar, bitki çayları, ikramlar, bilmem neler, sağlık tavsiyeleri. Her dediklerine olur olmaz böyle gülmeler, abartılı biçimde kahkahalar, kendini oradan oraya atmalar falan. Ya tamam ya, tamam ya, yalakayım işte, yalakayım. Elim dediğim. Ben de nefret ediyorum, ben küçülüyorum, ben aşağılık bir şey oluyorum. Böyle yetiştirdiler ama. Nasıl yetiştirdiler? Maskot gibi. Yaprak, Ali amcana kek yap. Gül teyzene şarkı söyle. Sebahat ablanın negatif elektriğini al. Böyle büyüdüm ben. Büyüklere hizmet için yetiştirildim. Yaşlı gençası gibi. Ve artık bundan kurtulmak istiyorum. Ya keşke şöyle nefret edebileceğim yaşlı bir insan olsaydı. Sana yardım edebilirim. Üst kat mı? Tabii ki. Alaturka Blair cadısı bence bu laneti kıracak. Yarın bize gel. Ben senin işini halledeceğim. Kim geldi ya? Tabii efendim. Londra'nın en güzel tarafı New York'un orijinali olması değil mi? Bravo, bravo. Doğru tespit. Cem? Ha Aslı'cığım ya. Yaprak bir davetiye fazla vermiş bize yanlışlıkla. Ben de onu getirdim. Bu arada eniştenle de Londra sohbeti yaptık. Al bir geç ada.
Efendim? Eski eşin Cem'le tanıştık. Aa, çok sevindim. Güzelim çocuk ayol. Niye sen elinden kaçırdın? Ay halacığım ya. Rahat mı battı? Ey Allah'ım ya. Cem iyiymiş ya. Öteki oryantalda hiç iş yok. Onu da seversiniz enişteciğim. Onu da seversiniz. Bir tanıyayım bakalım önce. Oryantal? Genç kal, çok yaşa. Hayal Lord, hau hau huzir. Eski. Bu ne ya? Kütüphane aldım oğlum. Ya Burun. Ya akşam akşam nereden buldun ya? Bunun eski eski pırtıl pırtıl kitaplar bunları ya. Sahalardan aldım lan. Sebep? Yaşanmışlık olunca hoşuma gidiyor iyi. Kiloyla satılıyordu değil mi? Yok lan ne alakası var ya? Allah Allah. Lafa bak. Kütüphaneyi alacağım bedava verdiler oğlum bakma ya. Ay Allah'ım ya. Ne kokuyor bunlar ya? Kültür kokuyor cahil. Çekimler lan gel şuradan bir tane çek. Harika sürükleyici eserler var. Gel çek. He? Sümerler'de çömlekçilik. Ben bunu bu gece bitirmeden uyuyamam. Göz boyku girmez ha. Oğlum dalga geçmesene ya. İleride bestsellerler de alırız. Ne var? Kokuyor bunlar ya. Sen kokuyor pislik. Kirası ver bunu. Oh. Dediğim gibi Dilber Hanım, yaprak bizim beslenme, bitkiler, doğal sağlık zamazingoları falan filan konusunda uzman bir arkadaşımız. Bizim evdeydi de eniştemlere sağlık tavsiyeleri falan vermek için ben size de getirdim. Belki bilgi almak istersiniz diye. Ne bilgi alacağım? Baksana beti benze atık. Kendine hayrı yok. Yaprağın değil mi? Hadi bakalım yaprak geyşası. Gün bugündür. Old ben sizi yalnız bırakayım. Ben bizim evdeyim. Hadi görüşürüz. İri ufak bit yavçak herkes uzman olmuş. Onu yeme bunu ye işkembeden sallıyorlar zahar. Fırında yap parayı kap. İnsanın gözünde sürmeyi çekerler haberin olmaz. Bana mı diyorsunuz öyle? Ben lafımı ortaya koydum. Beğenen olur gider, beğenmeyen bırakır kaçar. Ama ben sadece yardım etmek için geldim. Ya para filan istemiyorum. İhtiyacım yok. Bakmaz kıçının samsağına çıkar dağın insana. Hadi ya. Proje mi? Aman diyeyim abi aman proje proje yapmayalım. Ben yaşlıyım kardeşim proje için. Yaşlıyım ben. Yok abi bu sefer legal. Taco'nun projesi. Kardeşim burada 1944'ten beri yazıyor ya. He. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Burası 1944'te kalmış. Çok sert bir giriş yaptın Taco. Ne demek o? Kardeşim el alem dükkanına plazma koydu. Ay sende bir radyo bile yok. Ya, biraz yenilik yapsana. Ay biraz online olsana Volkan. Ulan Taceddin senden de online olsana cümlesini duydum ya. Ölsem de gam yemem ha. Vallahi bizim baklavacılara birer kablosuz internet bağlattık. Müşteri karınca gibi. Yani Sürtlü Nuriye kampanyasından daha büyük patlama oldu kardeşim. Hadi ya. Tabii ya Volkan. Bağlat bir internet. Millet laptopuyla olsun, cep telefonuyla olsun dünyaya bağlansın abi. Muhallebiyle keşküyle nereye kadar yani? Bir tespitimde şu kardeşim. Müşteri internet başındayken muazzam karbonhidrat tüketiyor. Yani bir taşla iki kuş. Ulan vay be Taceddin. Kafanda sadece ticaret cipi olması, başka da hiçbir şey olmaması enteresan ha. Hemen bağlarlar mı acaba? Dursun! Ay! Ay bir saattir bağlan bağlan bağlanamıyoruz. Dantel kareviçe
işler gibi. Ne bu canım? Vallahi patronun bonkörlüğünden. Faturaları ödememiş herhalde. Bağlantı gelir gibi yapıyor, hop gidiyor. Ama internetsiz de iş yapılmıyor arkadaşlar. Bir sürü vakit kaybı bu ya. Günaydın. Bir uğrayayım dedim. Aslı yok mu? Geç gelecek Osman abi. Evde pilates dersi varmış. Aman hiçbir şeyden geri kalmasın. Aman canım, pilates hocasıyla falan deneyip üzerine dergiye yazı yazacak. Pilates aletlerini evine gönderdik. Sen nasılsın Osman'cığım? Osman abi hayırlı olsun, nur topu gibi böbrek taşın olmuş. Ay kıyamam. Sorma kardeşim ya, şimdilik ağrımıyor. Bol bol su içiyorum ama bu hafta böyle her an beni kıvrandırarak çıkabilirmiş. Ne o, çok mu sevindin canım benim? Yok hayır, internete bağlanamıyorduk da ne zamandan beri. Gene koptu. Temizlik mi yapıyorsunuz? Evet efendim. Pırıl pırıl olsun her yer. Zerre toz istemem. Tabii efendim. Senin adın neydi? Efendim? Hediye efendim. Hanım biraz sizden korkuyor da. Çok sert. İngiliz hakim falan demişler. İyi demişler. Ha, geldi mi? Bu ne? İşkence aleti. Başka türlü evin çivisi çıkıyor. Ceza mekanizması olmadan olmaz. Geçin çocuklar. Geçin, 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 geçin. Hadi. Hay. Günaydın Moşe. Daha ziyade tünaydın canım. Evet. Ya Osman dostum ne oldu ya? Tevhid krala basılmışsın oryantal yaparken. Sorma buna, sorma. Vallahi öyle oldu ya. Şş, bana bak. Hı. Bu hafta kendisiyle tanışmaya gideceğim. Nasıl bir tip bu? Biraz otoriter bir adam mı? Hani nelerden sohbet etmekten hoşlanıyor? Şimdi avukat bu. Ha. İşi gücü hukuk. Onun için senin yerinde olsam bir hukuk kitabı alırım ve hukukun genel prensiplerini öğrenmeye çalışırım. Sohbet açılır en azından. Hukuk kitabı. Hadi ya. He. İstersen benim elimde bir tane kalmış ceza kanunları. Ben bunu sana hediye edebilirim. Buyur. Bende o kadar çok kitap var ki, o kadar geniş bir kütüphane var ki. Kütüphaneniz hayırlı olsun Burhan Bey. Evet efendim. Sağ ol Burhan'cığım, sağ ol. Ben de buralardayken halama uğrayayım. Hadi eyvallah. Şimdiden geçmiş olsun Osman abi. Ne için kız, böbrek taşı için mi? Halama gideceğin için. Sınıfınızı balla kesim hayatım ama Burhan'cığım geç kaldığın için konuyu ancak açabiliyorum. Efendim şimdi ben hafif bir kaşıntı çıktığı için ben sabaha kadar uyuyamadım. Ondan biraz gecikme kaynaklandı. Bu zarf senin. Benim mi? Senin. Neyse. Al aç oku. Ne? Hay, bana mı sesini ya biri? Sesini gireyim ha. Tamam giriyorum, girdim şimdi. Ne yaptı şimdi? Ben Burhan'ı tanıyorsam senin ona işten çıkarma mektubu vereceğini sandı bebeğim. İşten çıkarma? Yok canım, bankadan geldi. Kredi kartıyla ilgili herhalde, bize geldi. Eski adresi yani. İşte ben de onu verecektim. Hadi be! Canım bir ara veririm, asabileşme. Bu internet çıldırtacak beni. Bağlanamıyorum ve çalışamıyorum ya. Hocam bütün boynum ve belim tutuk, ters yatmışım dün gece. Hareketlerle açılır mı acaba? Çok zorlamayacağız zaten bugün. Tamam. Şimdi tekrar hareketi yapalım. Aynısını tamam. Lütfen. Yapıyorum. Oo. Ah! Ay 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 ay. Ah! Güzel ama açıyor. Ay! Ay 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 ay. Kız mı bağırıyor be? Adam falakaya mı çekiyor, nedir? Ay. Yazık değil mi çocuklar, Sabit Efendi? Ne yapıyor gecede? Dövüyor mu ne? İşkence aleti geldi diye Sabit Efendi. Çocuklar kabahat işleyince o makaraya sarıp geliyor demek ki. Yok ya, deli olma sen de. Ne zaman gelecek seninki? Uygun bir zamanda enişteciğim. Keyfini mi bekleyeceğiz onun? Olur mu böyle saygısızlık? Ay 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 ay. Ya niye böyle yapıyorsunuz enişte? Ay 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 ay. Of. Çok canım acıdı ya bu sefer.
Beni çileden çıkartmasın, bir an önce gelsin. Niye zorluyorsunuz ki bu kadar enişte? Ay 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 ay. Allah. Şimdi şunu deneyelim, ayaklarımızı sabit şöyle tutalım havada. Tutacağım. Evet. Tamam, başlıyorum o zaman. Tamam. Ay 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 ay. Bu akşam gelsin, o kadar. Ya gelecek işte enişte çocuk. Niye böyle işkence yapıyorsunuz ki bana? Ay 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 ay. Bu son hareket çok zordu hocam ama acayip açtı her yerimi ya. Süper. Bugün olmasa da yarın öbür gün gelsin. Tamam enişteciğim, gelir tamam. Cem iyiymiş Cem. Yazık olmuş. Yaprak ne oldu ya? Gel Osman, gel kuzum. Beklerim halam. Bak hele Osman. Eğer ki Meyrem'i kaçırırsan sağ gelin buldum. Ha kuzum. İkinci tercihim yarpak. Ay ilahi. Dabanlarım ol yavrum, dabanlarım ol. Tabii Dilber teyzeciğim. Abav, hemi nar gibi kırmızı saçlı, yumuşak başlı, tatlı dilli, güler yüzlü. Abav, pambık gibi beyaz tenli bir güzel kız. Teşekkür ederim Dilber teyzeciğim, bu sizin güzelliğiniz. Yaprak? Efendim? Bir dakika gelir misin, sana bir şey sormam lazım. Dilber teyzeciğim, bir saniye. Ya şu anda suratına tükürmek istiyorum ama dua et ki tarzım değil. Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun ya? Hani yalakalık yoktu? Hani genşalık yoktu? Ay dayanamıyorum Aslan. Ay dayanamıyorum. Elim dediği büyükler beni seviyor. Ya senin vallahi psikoloğa ihtiyacın var ha. Ay hayır hayır hayır. Yalakalığımla ilgili değil. Ya o kadar ilginç bir karakter ki en sonunda resmim için aradığım objeyi buldum galiba. Bak hele Osman, bu yarpak benim resmimi yapacağımış. Ha kuzum, Adana'daki konağa asarak kısmetse dost düşman görür. Ay böyle de çok heyecanlıymış gizli saklı. Öyle mi? Şam fıstığım benim. Sen dua et de bizimkiler gitti. Yoksa konuşamazdık. Otursana kız. Ay ne bileyim. Böyle gündüz gündüz ortalık yerde bir gelen filan olsa. Kim gelecek ya? Serdaşlar şimdi gitti. Sizin dergi çalışanları ofisteler. Aslı evde spor yapıyor. Zaten bizim ofistekiler de buraya pek uğramaz. O açıdan rahatız. Volkan, sen buraya kablosuz internet bağlantısı yapmışsın, doğru mu? He, bağlattım. Hadi arkadaşlar. Canım, bir kahve. Abicim işte bu be. Ha Volkan abi, Şayka Hanım bu arada. Şayka Hanım Osman abinin amcasının kızı. Volkan abi Aslı'nın abisi. Merhaba. Merhaba, merhaba. Osman'ın kardeşi öyle mi? Amca kızı. Amca kızı mı? İyi böylece tanışmış olduk. Vallahi ben bahsinizi duyuyordum hep. Memnun oldum, kısmet bugüneymiş ya. Burak seni buldum. Oh, şişt. Burak dur bir dakika ya. Hayatım ilk defa bir erkeği kovalıyorum, anlaşılır. Burak.
şöyle oturun lütfen. Kele elimi kolumu nereye sokuyum yavru? Ellerinizi hiçbir yere sokmayın. Aklımda şöyle bir şey var. Tek elinizi şöyle göğsünüzün üzerine koyun. Yüreğime gibi mi? Abba, hissi tarafımı ortaya çıkaracağın zarikatasını aldım. Öyle de diyebiliriz. Daha çok libidonuz aslında. Buyur. Yani nü bir çalışma olacak. Ne olacak? Doğal olacak. Olduğunuz gibi. Rahat ve açık. Yavrum, kızım, nadir doğru söyledin. Açık, rahat. Kele benim mayam öyledir. Hiç gizlim saklım yoktur. Lafı ortaya korum, beğenin alır gider. Beğenmeyenin canı sağ olsun. Benim ağzımın domarışından omar diyeceğim bellidir. Anladım. Harikasınız. Şimdi bacak bacak üstüne atın lütfen. Yavrum, şöyle hanım hanımcık bir resim olsun. Eş, dost, tanış, hepsi görmeye gelecek. Çok klasik ve çok kaliteli bir nü çalışma olacak. Ama daha çok benim hayal gücümden. İyi olsun, iyi. Beğenirsek bütün aileyi teker teker yaptırırız. Benim kılığım kıyafetim olmuş mu yavrum? İyi iyi, siz nasıl rahat ederseniz Dilber teyzeciğim, kıyafet fark etmez. Yavaş yavaş başlıyorum. Az hareket etmeye çalışın, sıkılınca söyleyin. Hadi cümlemize hayırlı uğurlu olsun. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sağdan. Bursa'nın biraz yukarısı. Altınizade'den sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa.